Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 8. sınıf videolarımıza, fen bilimleri videolarımıza Tayfur Hocam'la devam ediyoruz. Hocam bu videoda neler var? Bugün videomuzda çıkrık ve özelliklerinden, sonra da vida ve özelliklerinden bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Bunlar yine basit makineler başlığı adı altında değil mi hocam? Kesinlikle. Hemen başlıyoruz. Çocuklar, ilk başta çıkrığı bir tanımlayalım. Hemen gördük, eskiden olur ya kuyudan su çekme. Genellikle çıkrık mantığı bu. Çıkrık, dönme ekseni çakışık olan, mesela şurada bir silindir var, şuradaki çıkrık kolu, buradaki dönme silindiri çakışık. Çapları birbirinden farklı. Mesela şunun çapı küçük, şurayı döndürdüğümüzde çapı daha büyük. Birbirinden farklı iki veya daha fazla silindirden meydana gelen, çapı küçük olan silindire iple bağlanan, bağlanan yükün çapı büyük olan silindirin kuvvet uygulanması sonucunda dönme hareketi ile asılı olduğu ipi silindirin dolandırmasıyla yukarı çıkartılan, yükün yukarı çıkartılmasına yarayan basit makineye çıkrık diyoruz. Bayağı uzun bir tanım oldu. Ama mantığı bu çocuklar. Yani iki tane eksen çakışık. Kolu döndürerek kovadaki suyu artık, ya da mesela bunu ben eskiden inşaatlarda kullandıklarını görüyordum. Böyle elle döndürerek, hani evet, daha kadar motorun, makineli cihazların olmadığı dönemlerde elle de çevirip yukarı çıkartıyorlardı. Tamamen mantık da şu. Burada bir küçük silindir var. Burada bir büyük silindir var. Evet. Ve bunların ekseni çakışık. Burada kazancı da birazdan söyleyeceğim zaten size. Çocuklar, bunun kullanım amacı çıkrıkta silindir çapının küçük olandan büyük olanın çakışması vasıtasıyla yoldan kayıp etmek ama kuvvetten kazanmak. Evet, mesela yani, şuradan daha fazla döndürmüş evet, oluyorsunuz ama daha rahat yukarı çıkıyor. Kesinlikle. Zaten ben çıkrığı şu görüntüsü, bir de bu görüntüsünü bilerek koydum. Çocuklar, şu görüntüde baktığınızda buradaki görüntü, bir de yandan çekilmiş görüntüsü gibi düşünün. Şu yarı çap daha büyük. Mutlaka R'den daha büyüktür. Ya 2R'dir, 3R'dir filan. R'den büyüktür. 3R diyelim mesela buna. Burada ne yapıyoruz? Burada çıkrık kolumuz büyük olduğu için uyguladığımız kuvvet azalıyor. Çünkü yoldan kaybediyoruz. Evet. Kuvvetten ise kazanıyoruz. Evet. Yani burada 20 niftonluk bir yükü kesinlikle daha az bir, 30 nifton diyeyim buna, daha az bir kuvvetle kaldırırız. Böylece kuvvetten kazanç sağlamış oluruz. Yani çıkrığın temel mantığı kuvvetten kazançtır. Arkadaşlar, formülü ne? Kuvvet, bakın bunu şöyle bir destek noksatı gibi düşünün. Şurada da yarı çap var R. Aslında yük çarpı yük kolu. Görüyor musunuz? Yük P, yük kolu R. P çarpı R eşittir kuvvet çarpı, bu da kuvvet kolumuz. Büyük, küçük R'den mutlaka büyüktür. Gibi düşünebilirsiniz. Ya da aklınızda fare pire diye tutabilirsiniz. Kuvvet çarpı çıkrık kolu, yük çarpı silindirin yarı çapı. Bu şekilde formülümüzü ezberleyebilirsiniz. Hocam, ben ezber yapmıyorum, mantıkla yapacağım diyorsanız da şu şekilde düşünebilirsiniz. Silindirin yarıçapı, şurası destek noktası. Destek noktası olarak düşünün. Silindirin yarıçapı yük koludur. Yük çarpı yük kolu, kuvvet çıkrık kolu da kuvvet kolu gibi düşünün. Kuvvet çarpı kuvvet kolu şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Çıkrıklarda her zaman kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır. Çünkü çıkrık kolu her zaman silindirin yarı çapından daha büyüktür. İşten ya da tabii enerjiden kazanç olmaz her zamanki gibi. Kuvvet kazancını nasıl hesaplarsınız? Çocuklar, çıkrık kolu bölü silindirin yarı çapıdır. Buradan anlayacağımız mantık şu. Eğer çıkrık kolu artarsa kuvvet kazancı artar. Kazancı artar. Ya da silindirin yarı çapı, yarı çap azalırsa, çap azalırsa yine kuvvet kazancı artar diyebiliriz. Bu şekilde, iki şekilde de kuvvet kazancını arttırabilir. Yine söylüyorum, ya çıkrık kolunu arttıracaksınız kuvvet kazancı için, ya da yarı çapı, silindirin yarı çapını azaltacaksınız. Kuvvet kazancı direkt hesaplamak istiyorsanız da çıkrık kolu bölü silindirin yarı çapıdır. Peki çıkrık örnekleri nelerdir? Çıkrığa neler örnek verilebilir? Çok da kalem tıraş bir çıkrık örneğidir. Burada kalem tıraşının içine kalemi koyduğunuzda burada bir küçük silindir oluşur. Burada koyduğunuz kol büyük silindirdir. Çevirirsiniz, kuvvetten kazanç sağlamış olursunuz. Ya da el matkabı, kahve değirmeni, görüyorsunuz burada çıkrık kolu var. Çocuklar, çıkrık kolu burası. Daha büyük. İçerideki silindirin yarıçapı da daha küçük. Ya da devam ediyorum, kapı anahtarı. Çocuklar, kapı anahtarını çevirdiğiniz kuvvet yarıçap olarak daha büyük çıkrık kolu.
koyduğunuz yerdeki yarıçap daha küçüktür. Ya da araba direksiyonu, arkadaşlar şurası çıkırık kolu, uyguladığınız kuvvettir bu da. F diyelim. İçeride küçük bir silindir yarıçapı var. Bu da yine kuvvetten kazan sağlamış olur. Kuyudan su çekme düzeneğini biraz önce göstermiştim. Kıyma makinesi de bunlara örnektir. Ya da dikiş makinesi vardı eskiden değil mi hocam? Evet. Büyük. Elle olan değil mi? Evet. Kesinlikle. Çıkırık kolunun uzunluğu ne olursa olsun çocuklar, burası çok önemli. Kol bir kez dönerse küçük silindirde bir kez döner. Neden? Çünkü bunların ekseni çakışık. Ekseni çakışık olduğu için buna bir tur döndürürseniz, şu bir tur dönerse, bir tur dönerse bu silindirde yine bir tur döner. Kesinlikle bunu unutmuyoruz. Peki yükün yükselmesi neye bağlı? Yani ben bunun yükselmesinin nelere bağlı olduğunu söyleyebilirim. Çıkırığın koluna bağlıdır. Çıkırığın kolu büyük veya küçük olması. Silindirin yarı çapı önemlidir bu noktada. Silindirin küçük yarı çapı olduğunda döndürdüğünüzde daha az yükselir ya da alçalır. Dönme sayısı ne kadar çok döndürürseniz, yani dönme yönüne göre yükselip ya da alçaltabilirsiniz. Bunlara da bağlıdır. Gelelim sorumuza. Yani çıkırıkla alakalı nasıl bir soru çıkabilir? Çocuklar, kuyudan su çekmeye yarayan silindirlerin bir ucunda kol takılabiliyor. Yani şu uca kol takıyoruz. Bu kolların örneği K, N, P ve R verilmiş. Yukarıdaki kolları takılarak aynı miktarda suyu en az kuvvetle çekilmesini istiyor. O zaman kuvvet kazancının en fazla olması gerekiyor. Kuvvet kazancı en fazla olmalı. Buna göre hangi kol kullanılmalıdır? Çocuklar, kuvvet kazancı ne dedi? Büyük R bölü küçük R idi. O zaman burada küçük R aynı R olduğundan dolayı bunu es geçiyorum. Büyük R'ye bakacağım. Büyük R'nin en büyük olanından kuvvet kazancı en fazladır. Burada K, N, P ve R'ye baktığımızda kuvvet kolunun en büyük olanı N şıkkı 75 santimdir. Bundan dolayı cevabımız Bursa'dır. Bu şekilde rahatlıkla sorularımızı çözebiliriz. Geldik vida. Vida ve özelliklerine. Şimdi bir defa vida bir silindir etrafında, şöyle gördüğünüz bir silindir etrafında sarılı bir eğik düzlemdir. Hani dönen merdiven gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunlara vida diyoruz. Aslında vida bir eğik düzlemdir. Bunun gibi düşünebilirsiniz. Eğik düzlem için geçerli olan bütün şeyler vida için de geçerli. Yani o zaman ne diyorsunuz? Vidada her zaman kuvvetten kazanç var. Yoldan da bu dolayısıyla kayıp olur. Çünkü vida bir eğik düzlemdir. Kendi etrafında sarmallanmış bir eğik düzlem. Bunu unutmuyoruz. Kullanım amacı ise vidalarda günlük hayatta genel olarak dikkat ederseniz iki ya da daha fazla parçayı birbirine tutturmakta kullanılıyor. İşte iki tane tahtayı birbirine yapıştırmak için ya da parçayı birbirine tutturmak için vida kullanıyoruz. Bir vida kendi eksenisinde bir tur döndüğünde bir adım ilerler. Ve vida adımı ise şu iki diş arasındaki mesafedir. Mesela şunlara diş diyoruz çocuklar. Şu iki diş arasındakine vida adımı diyoruz. Buna A harfiyle gösteririz. Formülü ise H eşittir N çarpı A. Ben şunu şu şekilde gösteriyorum formülü. Burada daha iyi görürsünüz. Şurada H vidanın girdiği mesafe. Şurada ne kadar içeri girdiği mesafe H'tır. Vida zeminde ilerleme miktarı. Vida adımı ise iki dişlinin arasında kalan mesafe. Şunların her biri birer vida adımı. Şunlar vida adımı gibi düşünebilirsiniz. Bunlar her biri birer vida adımı. Neyse vidanın dönme sayısı. Kaç tur döndürüyorsunuz? Eğer ne kadar zeminde ilerlediğini hesaplamak istiyorsanız tur sayısı ile vida adımını birbirine çarpmanız gerekiyor. Mesela ben vida adımına örnek veriyorum. 5 santim dedim. Her bir vida adımı 5 santim. Ve ben 10 tur döndürdüm bunu. O zaman zeminde ne kadar ilerler? Hemen H eşittir. 10 tur olduğu için 10 çarpı 5 santimden her bir vida adımımız 50 santim ilerlemiş olur çocuklar. Bu şekilde soruyu çözebilirsiniz. Dönme sayısı ve vida adımı arttıkça vidanın zeminde ilerlemesi artar. Yani bu zaten doğru orantı olduğu için bunu arttırırsanız daha çok, yani ne kadar döndürürseniz daha çok zeminde ilerler. Vida adımı da ne kadar büyükse o kadar zeminde ilerlemesi artar. Gelelim bir sorumuza. Çocuklar, vida ile ilgili bir sorumuz. Aynı boy uzunluğunda sahip iki vida şekilde gösterilmiş. Boy uzunlukları aynı. Yani bunun da boy uzunluğu H. Bunun da boy uzunluğu H. Bir vidanın ipi, bakın ipi etrafına sarıyor. Herkesin, her ikisinde de etrafına ip sarıyor. Bu birincisi de sardığı ipi açtığında 13 santim.
Bu vidada da sardığı ipi açtığında 11 santim olduğu ölçülüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi çocuklar, ben öncelikle bunu söyleyeyim size. Buradaki eğik, bakın boylar eşit ama eğik düzlemin boyu demek 13 ve 11 santim. Ben eğik düzlemde soruyu çözerken ne diyordum size? Eğik düzlemin boyu arttıkça kuvvet kazancı artar. Yani burada kuvvet kazancının en fazla olduğu bu şıktır. Kuvvet kazancı fazla. Kazancı fazla olan budur. Diğerine nazaran az olan ise 11 santim olandır. Yani ipin mantığı kesinlikle sadece bu. Hemen sorumuzu çözelim. Aynı hızla D şıkkından başlıyorum. Eşit kuvvet uyguladığında ikinci vida tahtaya daha geç girer. Çocuklar, tahtaya geç girmek gibi bir durum yok. Yani tamamen iletimi şöyle söyleyeyim size. İlerleme ile alakalı olur bu mesafeler. Daha geç ya da daha hızlı iletmekle alakalı bir durum yok. Her iki vidanın sarılarak ölçülen ipliğin uzunluğu eğik düzlemlerinin yüksekliği. Çocuklar, yükseklik şu demek. İkisinde de birbirine eşit. Eğik düzlemin yüksekliği birbirine eşit. Sadece eğik düzlemin boyu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şurası eğik düzlemin yüksekliğiydi. H'tı. Şu da eğik düzlemin boyuydu. Boyunu sormuyor. Yüksekliği diyor. Yükseklik ikisinden de eşit. İkinci vida daha az döneceği için enerjiden kazanç. Bir defa hiçbir basit makine enerjiden kazanç sağlamaz. Son şıkka geldik. Birinci vidada yoldan kaybettiği için, bakın 13 santim yoldan kaybetti. O zaman kuvvetten ne olacak? Kazanacak. Çünkü yolu daha uzun. Eğik düzlemin boyu daha uzun. Daha uzun olduğu için yoldan kaybeder ama aynı oranda kuvvetten kazanır diyorum. Böylece size çıkrık ve vidayı anlatmış oluyoruz. Umarım anlamışsınızdır. Evet, bu basit makinelerin sonuncusu muydu hocam? Hayır, hayır. Dişliler ve kaslaklar da var. Devam edeceğiz arkadaşlar. Basit makineyi bizlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.